Nereye bakacaktım ben ya? Ay nereye bakıyordum? Bir dakika. Bir dakika var. Nereye bakıyordum? Ay gerzek oldum. Hangisi? Üstteki mi alttaki mi? Oraya bak yeter ya. Ortadakine. Ortadaki mi? Tontiş pompiş öpücükler. İyi akşamlar. Merhaba herkese. Merhabalar. Tuğbişimizin başına neler geldi bu hafta? Neler geldi? Aynen. Sen anlat istersen. Sağlıkla ilgili problemleri vardı. Anacım sormayın benim başıma neler geldi. Ay benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez yemin ederim. Şimdi bak ben hiç normalde kendime bakmam tamam mı? Böyle tahlil falan yaptırmam. Bunlar da benim başımın etini yerler. Hani hep bir check-up yaptır, bir şey bir kendine baktır ne var ne yok evet. Falan gibi. İşte dinlemem. Bir bunları dinleyeceğim tuttu yani. Nasıl yaptım o hatayı bilmiyorum. Hadi dedim bir kan vereyim. CRP, sedimentasyon. Tümör markerları. En önemlisi. Bir de tümör markerlarını almışlar. Ey Allah'ım yarabbim. SA dediğimiz tümör markerları yani kanser markerları diyeyim. Kanser hastalığını gösteren parametreler. RIDE almışlar. Testlerime bakıldı. Anacığım ben bir bakayım ki SA markerları benim hepsi yüksek. Evet. Ben ne oldum biliyor musun? Ben ne olduğumu bilmedim. Yani çok renk de veremedim ama şaftım... Zaten renk veremedin sıkıntı oldu. Rengin gitti rengin. Hop oturup hop kal. Ay ne demişsin sen ya? Korktum yani. Korkmaz mı insan? Tabii. Tabii ki. Tabii. Çünkü ben yaşamayı çok seven bir insanım. Hani öyle Allah kendime korusun. Dert mert de edinecek bir tip de değilimdir. Hani gamdan kasavetten taktı da kanser oldu desinler. İçine hiç öyle vallahi buradan gelir buradan atıveririm. Aynen. Hiç tutmam kendimde. Ama baktım ki... Yani 3 tane tümör marker bakılmıştı. SA 125'im çok yüksekti değil evet, mi? Evet, evet. 35 olması gereken test. Bende 96 oldu. Şey mi bu yumurtalıkla ilgili olan? Yumurtalık evet. Kanserine gösteren test öyle söyleyeyim. Sonra tekrar alındı test. Onda daha da çok yüksek çıktı tekrar alınınca. Meme SA normal çıktı. Bir de SA 19-9 dediğimiz bağırsak kanserini gösteren bir parametre vardı. O da üst sınırın dibine yaklaşmış. Neredeyse o da geçecek yani. Tabii çok kötü oldum. Hemen dediler ki çalıştıkları laboratuvarın görüntüleme kısmı da var. Hemen dediler Batın OSG'ye gideceksin. Tamam. Evet. Batın sonografisi çekilecek. Ben de. Tüm Batın ultrason. Ben de. Tüm Karın Batın OSG. Evet. Bir ayağa kalk istersen. Kalkayım canım ne olacak? Bak şimdi ayağa. Bende bak tüm batın. Şu vücuda tüm batın ultrason çekilecek. Hem de yani en sorunlu bölge. Hani Çanakkale boğazı geçilmez. Hani şuralar omuz omuz olsa iyi. Kafa mafa olsa iyi, bacak olsa iyi de. En kötü yer yani basen şuralar. Ne oldu o gün? Zar zor çekebildiler herhalde değil mi? He? Zar zor çekebildiler herhalde. Ne yapayım bir dur oturacağım. Hayatım şimdi gittim bizim radyoloji uzmanımız Doktor Fuat Bey var. Kulakları için nasılsın buradan ona da. Öpücüklerimi gönderiyorum. Çok uğraştı ben de eksik olmasın. Çekebilmek için çok uğraştı. Evet. Şimdi ben hepsini ilk defa çektiriyorum. Hiç hayatımda çektirmedim. İşte çıkarttık üstümüzü başımıza. Eksik olmasın. Hocam dedi ki Tobacığım şimdi dedi prop dedi. Probu dolaştıracağım üstünde dedi. Şimdi normalde zaten o prop denilen yani şöyle bir şey düşünün. Mutlaka biliyorsunuzdur bir başlık jel sürüyor. Evet. Orada da ekran var. Prop da ekrana bağlı. Dolaştırıyor. Allah benim burada başladı. Şimdi normalde görüntü alabilmek için zaten bastırılarak yapılması gereken bir şeymiş. Adamcağızın ve mesane dolu. Dur bir de o var. Evet, idrara sıkışık olacaksın. 1,5 litre su içtim gebereceğim altıma edeceğim. Bir de bastırıyor sağ olsun. Ve yani o kadar bastırdı ki Göksel bak şunu iddia ediyorum. Adam görmek için bastırdı. Evet görmek için bastırdı. Şimdi düşünsene adamın... bastırıyor yok bir şey görüntüyor. Zaten yağ tabakasından evet. Bir şey gözüküyor organlara ulaşamıyor. Abi sus be anlatıyoruz gezdekalı. Valla. Bakıyor yok bir şey. Görüntüyor. Valla anacığım şişman olma gebirip gidersin ya hiçbir şey yapılmıyor. Bakılmıyor adamda yani. Adamcağız zavallı kanırta. Dur Tuğba'cığım şimdi göreceğim diyor. Ben de yattım bir yerden diyorum ki hocam diyorum kötü bir şey var mı? Vallahi ne bileyim Tuğba siz tabakası gibi bir şey görüyor. O ne ya? Yağ siz mı ya? Yağlar muhtemelen adamcağız. Organları göremedi rezalet. Neyse biraz artık böyle bir ara baktım. Yemin ederim böyle ağzını
Can yemin ederim böyle hani güç alıyor adam böyle bir bastırıyor falan. Bu arada bittim ben. Bittim ben dayak yemişim. Gazın var mıydı? Yok. Gaz yoktu da öbürkü var. Uyuyamadı ağrıdan. Çok ağrıdı canım. Doğru. Annem yani. Vallahi 5 kişiden dayak yemiş gibi. Alt tarafı bir ultrasona girdim. Adamcağız da haklı. Tabii yağlardan organlara ulaşıp görmek için. Sıra geldi yumurtalığa. Şimdi mesaneye bastırıyor. Çok affedersiniz. Mesane dolu ultrasonu da iyi görüntü almak için. Dedim ben dayanamayacağım yani. Vallahi kaçıracağım. Biraz daha bastırırsın. İnsan bir dünya bir lengel suyu içip yatırıyorlar, bir de bastır da bastır yani. İşletmek için ant etmiş adam. Dedim hocam sen ant içmişsin yani, ben işletmede kaldırmayacağım bundan. Ben dedim yapamayacağım. Zaten Tuğba'cığım ben de bir şey göremeyeceğim dedi. Zorlasam da göremeyeceğim dedi. Sağ tarafta bir sorun var dedi, eksik olmasın. Sorun sağ tarafta. Sislerin içinden bir şeyler bulmuş ya. İşte sislerin içinde sağ yumurtalıkta bir şey görüyorum ama onun ne olduğu katiyen anlaşılmıyor dedi adamcağız. Ne yapacağız dedik? Transvajinal sonografi. Ben şimdiye kadar 48 yaşındayım. Hiç kadın doğumcuya gitmedim. Hiç muayene olmadım. Hiç mamografi çektirmedim. Hep çok kaçtım. Yanlış. Hiç pap simir aldırmadım. Bak benim bir haftada başıma gelenlere bak. Haydi oradan kadın doğumcuya gittik. Ama dünyalar tatlısı bir doktor hanıma denk geldim. Koz yatağı acı bademi. Zaten kendin seçtin beni. Evet, koz yatağı acı bademi açtım. Oradaki kadın doğum bölümünü açtım. Kadınların resimlerine baktım. Aha bir taneyi tipi gördüm. Tipi de göremem. Evet. Gözlerinin içi gülen, böyle çok pozitif olduğuna inandığım, böyle görünce resminden pozitif aldığım bir hanım gördüm. Elif Meşeci. Tamam dedim ben buna gidiyorum. Bir sürü profesörler falan da var ama öbürküler daha bir lanet geldi. Dedim bu tamam benim aradığım kişi. Neyse ertesi gün oldu. Elif Hanım'la tanışmaya gittik. Evet yanılmamışım. Dünyalar tatlısı bir kadın. Onu da buradan öpüyorum. Hem çok iyi bir doktor, çok bilgili. Fakat doktorlukta bir tek bilgili olmak da yeterli olmuyor. Çok bilgili olup son derece motivasyonu düşürüp evet. Demoralize eden doktorlar da var. Yani negatif elektrikler. Evet. Bu al canının içine sok. Dünyalar tatlısı bir kadın. Son derece şefkatli, pozitif. Daha böyle ben ona hayran hayran laf anlatırken o zaten pap simiri almış falan. Ben anlamadım son derece eli hafif. Neyse o da transvajinal sonografiyle baktı. Şükür ki gördü. Raporunu yazmadı ama şunu söyleyebilirim. Hani pap simiri aldım, pap simirin sonucuna göre yine de yorum yapacağız ama gördüğüm kadarıyla korkulacak pek bir şey yok dedi. O bile bana yetti ama mamografi, meme USG ve abdominal MR istiyorum dedi. Bak şimdi MR da yine aynı bölge. Bak buralar dedi. MR. Buralar sorunlu bölge tamam mı? Bir de kapalı MR galiba. Kapalı MR. Ertesi gün oldu mamografiye gittik. İşte bir kızcağız geldi. Minnak bir şey o da yani. Ufak tefek minyon bir kızcağız. Neyse soyunduk mayonun. Pehlivan. Geldik yerler meydan. Rezalet vallahi. Hasta olmayın ya. Şimdi mamografi çektirenler bilinler. Göğsü işte bir alet var ona koyuyorsunuz. Pres yapıyor. Bir de koltuk altı çekimi var. Onlar için sizin alete iyice bir yapışmanız gerekiyor. Ben yapışamıyorum ki göbeğim var. Bütün olacaksa alete yani. Evet. Allah'ım zaten minnacık bir kızcağız. Hanımefendi diyor birazcık yaklaşın ben sizi iteyim diyor. Pozisyon vereyim diyor. Anam biz mamografi çekimi yapmadık. Demin de söyleyeyim. Güreştik yemin ederim. Vallahi billahi güreştik. Hani Greco-Romen mi derler ne derler bilmiyorum. Yağlı güreş. Pehlivan. Kızcağız bir orada bir orada. Dur diyorum nereye mi ittiriyorsun? Ben diyor arkadan itiyorum. Siz diyor bir gayret alete sarılın diyorum. Ya alt tarafı bir saniye. Yakın. Hadi cihaza yakınlaşıyorsun yakınlaşacağın kadar. Alacaksın bunu böyle lop koyacaksın. Lop koyuyorsun prezmiyoda. Koltuk altı hayatım koltuk altı. Sadece göğüs çekimiydi. Göğüs çekimden düz çekilmiş kolay oldu. Kolaydı o. Ona koltuk altında biz şey olduk kızcağızda. Bir orada oradan giriyor buradan çıkıyor. Allah'ım saçımız başımız birbirine karıştı. Kızın sadakası varmış he. Vallahi sabah ilk hastasıydım kız var ya. Lanet gelmiştir. Kızcağız ezilecek. Ezilecek minnacık da bir şey. Sonra dedim kusura bakma ne olursun. Bir çıktık ki mamografi çekiminden değil yemin ederim spordan çıkmış gibisiniz. Neyse o iş bitti birkaç gün sonra meme USG şeyimi aldım. Sonucunu. Meme USG, hayır. Meme USG çekildi. Randevu. Neyse o kadar korkunç bir şey değildi. Orayı anlatsana sence. -3'te sessiz sakin bir yer böyle. Evet. Ondan sonra lan bunlar
bir de şey, bankodaki kız da kapalıdı zaten. Böyle sevişler onunla da. Bankodaki kız da girdi. Normalde kız giriyor, hastasına. Dünyalar tatlıydı hastasına ama yağmur, hani doktora Ayşe, Gül. Getirdim diyor, kız çıkıyor. Kız da çıkmadı. Kız da girdi, içeride kaldı. Tuğba da içeride, doktor da içeride, evçü de içeride. Ortalık sessiz. Abi içeriden sürekli kahkahalar. falan. Ama nasıl biliyor musun? Çekim yapıyorlar. Üçlü lan dedim, ne oluyor oğlum? Ben su içeride artık millet aslında oturmuş, oradan biri oradan öyle bakıyor, biri oradan öyle bakıyor. Vallahi bir 10-15 dakika kahkahalar mahkahalar, sonra kapı açıldı. Bunu açıklar bir güzel. Ondan sonra orada da içeride de baya bir eğlenceli geçmiş. Ay çok eğlendim. Abone yapmışsındır herhalde. Yaptım. Hepsi oldu, eksik olmasın. Bak, bankodaki dünyalar güzeli, Yağmurcuğum, hepsi birbirinden güzel kızlar. Gül, Ayşe Gül. İşte o kadar, diğerlerinde vardı ama unuttum isimlerini. Bu üçü çok yani net aklımda, hepsi birbirinden güzel. Dünya şeker ve çok başarılılar. Ama özellikle Ayşe Gülcüm, Gülcüm ve Yağmurcuğum çok ilgilendiler. Bir de düşünün doktor yani, bu Deniz şey. Doktor Deniz Hanım, sus bir dakika. Hele bir radyoloji uzmanı var, Doktor Deniz Hanım. Allah'ım yani, yastı gidersin şen çıkarsın. O kadar tatlı, zaten o kadar öyle pozitif oldunuz. Bir insan. Yani gerçekten diyorum ya, bilgi kadar o hastayı pozitif hale getirmek de çok önemli. Yani böyle şey, hani böyle korkmadım bile. Hani meme ultrasonunda ilk defa girdim. Da korkmaya gerek bile kalmadı. Çünkü o kadar iyi bir elektriği var ki insanların. Hani o elektrikten zaten etkileniyorsun. Orada onları da abone yaptım. Can çekecek yani. Eksik olmasın, onlar da beni kırmadılar. Abone oldular. İzliyorlarsa selam. İzliyorlarsa oh valla. Deniz Hanımcığım, sırf sizin aşkınız her sene gelip bundan sonra bana ders oldu. Mamografimi, meme OSG'mi ve Elif Hanım'ın aşkına da pap smear'imi yaptıracağım. Yani şu an öyle düşünüyorum. Umarım 6 ay sonra değişmem. Ama bundan sonra yaptıracağım. Çok korktum çünkü. Velhasıl bu iş de bitti. Geriye kaldı bir tek ne? MR. En zoru. Da 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 da. Harun ve MR cihazı. Evet. Haruncuğum, her şey için çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal et. Benim en pis kahrımı sen çektin. Öbürküler bir şey değildi yani. Ve MR en zorudur. Allah'ım, öbürküler bir şey değildi. Benim gibi bir zır manyağa denk geldiğin için oruçlu. Gerçekten bu senin mankus talihin, yapacak bir şey yok. Yani Yüce Rabbim senin alnına beni yazmış, yapacak bir şey yok. Ben senin alnına yazılmışım yani. Bu sana gelecek, sen bununla uğraşacaksın demiş. Cihaz nasıldı? Yalnız şöyle... Cihaz iyiydi. Ben sana şöyle özetleyeyim mi? MR'a girmemiz... MR'la ilgili sorularda artık şu denli sorular vardı. Mikrofonu ver. Artık şöyle sorular vardı. Eğer bir terörist kafile bir uçağı kaçırıp da... Hiç öyle bir şey. Ya yok ya, buraya gelecekti soru bak. Çünkü çok ciddiyim. Yalan. Deprem yalan, olursa yalan, ne olurdan tut. Sus sen. Deprem olursa ne olurdan tut. Herhangi bir yerde bir tanker patlarsa burada ne olur? Yani düşün artık. Yani demek ki yani bir uçağın bir terörist eylemciler kaçıracak. Düşürecek. Acıbadem Hastanesi üstüne düşürse ne olur'a kadar geldi soru. Eksi üçüncü katı ne yapacağım ben? Tabii. Bu cihazın içinde ne yapacağım ben? Öyle beni çıkartacak mısınız? Şey, kaç kişisiniz burada falan? Şimdi hayır hayatım. MR'a girmesi işte bu sorularla birlikte yaklaşık 1,5 saat sürdü. Evet doğru. Çıkması 15 dakika. Çıkması 15 dakika. Madem çıkacaktın, yapamayacaktın bu işi. Bu önce kadar bir uğraştırdın. Ama rahatladım. Beni bir öyle şey yaptılar, böyle bir hazırladılar. Beni psikolojik olarak şey hazırlanmam lazım. Farz et ki öyle bir şey oldu. Millet sağa sola kaçışacak. Kendi canının derdine düşecek. Sen orada kalacaksın. Yapacak bir şey i̇şte yok. İşte onu... Senin kaderin oymuş. Öyle geberip gideceksin orada. Hoş. Çok affeder. Çok hoş derim yani. İşte senin kaderin yüzü olsun manyağa bak ağzından. Yüzü. Gel aslında. Zaten Allah cihaza girerse böyle şey gibi, tabut gibi sıkışıp kalırsın. Seni kız zaten cihaza sığacağım mı sığmayacağım mı ilk bir dert o. Telefon ediyorum. Düşünsene seni geri çıkarmaya çalışıyorlar. Sus ya. Ben diyorum biraz hafif diyorum, etine dolgun bir bayanım diyorum. Diyor kızcağım. Ya acaba MR'ı sığar mıyım? O dereceydi mi dolgunum diye. Gün önce gittiğimizde mamografide cihaza sığıyor mu sığmıyor mu diye testini denemesini yaptık. Yaptı. Bir de test yaptık önce. Tanıştın cihaza yani. Beni bir yatırdılar. Böyle nasıl bir şey? Kapalı mıydı? Kapalı ya. Tamamen mi kapalı? Evet, böyle küreye koyuyorlar. Gönder diyorlar. Evet. Tamam, ben bunun içine girdim. Ama bak şimdi insan bunu düşünür. Ben bunu düşünüyorum yani. Bu evham ne derseniz deyin. Ulan diyorum ya, içindeyken verdi adalar kuzey hattı, kuzey fay hattı harekete geçti. Harekete geçti. 5,5-6'yı verdi.
Eksi üçüncü kattasın. Evet, çekim yapan herkes kaçacak. Ben kaldım içinde, ne olacak? Beni kim çıkartacak? Orası en sağlam yer, ona hiçbir şey olmaz. Çocuğa dedim ki bak, sağ salim çıkarsın aylar deprem sonra. Olursa dedim beni bırakıp kaçacağım, ben ne olacağım dedim. Bu burada dar 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 dor 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 dor. Dir 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 dur 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 dur. Ben işte depremin içinde bir de hadi bir şey olmadı ama beyin ummasından geberir giderim yani. Abla hiç korkma dedi, zaten elektrik kesimi olur dedi. Doğru. Fakat bu sefer elektrik kesilecek deyince başka bir soru doğdu. Beni bunun içindeyken elektrik çarpar mı? Onda da aydınlattılar beni eksik olmasına. Düşünsene elektrik açığa alıyoruz. Ya içinde çarpılır. Geri çıkartıyorlar. Tuğba sonra... pişti. Pideyi fırına veriyorlar. Tuğba şey pişiyor. Benimle ilgili kötü fantezilere böyle ölümlü kalın nasıl zevkle. Nasıl zevkle şey yap. Kızı önce veriyorlar fırına böyle hop giriyor. Zzz, tamam pişti geri alın. E işte pişmeyeceğim bir kere. Ondan sonra cima bir de şeyi sordum. Hani böyle kızakla gönderiyorlar ya tünelin içine o büyük cihaza. Kızak bozuldu. Yayın olacak. Ben onun içinde kaldım. Dedim hani teknik servisi çağırır mısınız? Telefonu var. Ayağı tutacak. Sos. Tek sos. Teknik servis gelip üstümden bunu... Çocuk da sana dedi ki onu manuel çekebiliyoruz. He, manuel de oluyor dedi. Böyle bütün şeyleri de tatmin edince gireyim bari dedim. Ondan sonra girdim. Koydum, yaptı, yattım. İşte Ayta Kürsü okudum. Nas Felak okudum. Üç Kulvallah Bir İlham okudum. Ya galiba onu... Yasin de okudum ezbere. 1,5 saate yakın. Hiç hareketsiz belimin üstüne yatmam gerekiyor. Mümkün sen değil. Bizim. Mümkün değil çünkü benim belimde fıtık da var. Ya 15 dakika sonra zaten feci şekilde ağrımaya başladı. Ben sandım ki hani çok ağrırsa şöyle sağa sol dönerim. Hareket etmem gerekiyor. Bacağımı kırarım falan. Kesinlikle hareket etmeyeceksin dedi. Orada zaten film bende koptu. Yapamayacağımı anladım ama artık ayıp olmasın diye bir deneyeyim dedim. İşte 15 dakika 20 dakikaya yakın. 18-19 dakika kalabildim. Bundan sonra bana ders oldu her sene. Normal hanımlar evet. Gibi mamografi, meme OS gibi, pap smear'ı mutlaka yaptıracağım. Yaptırmayanlar da çok hala toplumumuzda. Bayanlar var. Maalesef değil mi? Ama vallahi yani yaptırın. Bir gün böyle benim gibi pat diye bir yerden bir şey çıkıyor. Yani ömrünüzden inanın 5 sene gidiyor. Ama çok da güzeldi beni. Ben hastalandım diye. Annem el üstünde ya. Tuttular bunu. Böyle kraliçeler gibi keyfini sürdü birkaç gün ama çabuk sanki bitti. Çok üzüldüler. Ama çabuk bana. Bitti. Çok üzüldü. Beylik bitti bugün. Telefonda annem benzetti beni zaten bugün. Akşam evde devam edelim tabii, şimdi. Tabii açılışı yaptı. Tamam. Papsimi temiz. Mamografi temiz. Domuz gibi bunun hiçbir şey. Birikmiş kadıncağızın içinde. Şimdi atla. Böyle canın en sinir olduğu şeyleri yaptım. Ama yanlışlıkla bilerek değil. Mesela onun çakmağını kullanıp bende kalıyor bazen çakmak. O da bir yere gittiğinde çakmaksız kalıyor ve çıldırıyor yani haklı olarak. Kim olsa çıldırır. Yere gitmesen de arabada ya. Arabada 2 dakikada çakmağı kaybetti. Sesin arabada hiç duyulmuyor sigara, şu anda. Arabada sigara yakamadık ya. Nerede, nasıl kaybediyorsun onu 2 dakikada ya? Ya çantanın içine bir baksana zaten. Kaybolması gayet. Ya bak sakın gömertirim seni. Emanetimi ver bu arada. Bak çanta diyeceğim aklıma geldi. Ver çantamda emanet. Tamam diyeceğim başka bir şey var mı? Anladım. Emanet de borç morç değil. Manyak konuşuyorsun. Flash bellek. Millet de emanetimi verdiğince sanki sen bundan borç almışım da böyle borç verecekmişim falan hesabı. Silah var silah. Emanet. Velhasıl şekerim, annem de Cihan da bana böyle bir hafta çok iyi davrandı. Çok seveceğim, şefkatli davrandılar. Böyle ölecekmişim gibi falan. Allah korusun. Çok güzeldi, o da bitti artık beylik. Yapacak bir şey yok. Bugün benden bu kadar. Evet, geçmiş olsun. Geçti Allah'ın izniyle. Domuz yavrusu gibiymiş. Maşallah. Teşekkür ederim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bize ne yapsınlar Göksel'cim? Videoyu beğenin, like atın. Beğenmiyorsunuz da dislike atın. Valla küfür etseniz bile olur. Bir iki kişi atıyor biliyor musun? Sürekli her videoda birisi mahsus yapıyor. Ben senden şüpheleniyorum. Mahsus yapıyorlar. Ben senden şüpheleniyorum. Çıkartır gösterirsin. Bilmiyorum. Belki annen yapıyordu. Annem yapmaz ya. Annem yapmaz. Hiç problem değil. Dislike de atabilirsiniz. Sevmeyebilirsiniz. Sinir de olabilirsiniz. Hiç problem değil. Herkes keyfine baksın yani. Aynen öyle. Kısa, aynen öyle. Hayat kısa, yaşamak güzel. Keyfinize bakın. Evet, evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Abone olmayı da unutmayın. Bye bye.